Real intervjuda Natiq Nailoğludur. Bugün qonağımla müzakirə edəcəyim məsələ pandemiyadan yeganə çıxış yolu hesab edilən peyvənddir. Hansı ki, Türkiyədə artıq bu peyvəndlərin hazırlanması prosesinə başlayıb və bir neçə adda peyvənd demək olar ki, hazırlığın son mərhələsindədir. Və həmin peyvəndlərdən birini hazırlayan universitetlərdən biri də Ərciyəz Universitetidir və rektoru Mustafa Çalış hazırda bizimlə bağlantıdadır. Mustafa bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Mərhaba, selamlar Azərbaycana, Rəşid bəy. Xoş gördük. Mustafa bəy, peyvəndlə bağlı vəziyyət nə yerdədir? Evet, teşekkür ederim. Şimdi bildiğiniz gibi COVID-19 pandemisi tüm dünyayı etkiliyor. Dolayısıyla en önemli silahımız da bu COVID-19 pandemisine, virüsüne karşı aşıdır. Dünyada şu anda 3 veya 4 ülke aşı geliştirmeyi başardı. Türkiye olarak biz de 17-18 merkezde aşı geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de Erciyes Üniversitesi ki Erciyes Üniversitesi'nde iki tane aşı adayı geliştiriyoruz. Bunlardan bir tanesi inaktif aşı. İnaktif aşımız şu anda faz 2 aşamasının sonuna gelmiş durumda. Preklinik çalışmayı tamamladık. Faz 1 aşaması ki faz 1, faz 2, faz 3 aşaması gönüllüler üzerinde, insan üzerinde yapılan çalışmalar. Faz 1 aşamasını başarılı bir şekilde geçtik. Güvenli olduğunu aşının ortaya koymuş olduk. Faz 2 aşaması da etkinlikle ilgili aşamayı faz 2 aşamasında inşallah göstereceğiz. Birinci ve ikinci dozlamalar bitti. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bu ayın sonuna doğru ikinci dozlamanın sonuçları, etkinlik sonuçları da ortaya çıkacak ve biz bunu bağımsız denetleme kuruluna, etik kurula ve Sağlık Bakanlığı'na bildireceğiz, raporlayacağız. Sonrasında da inşallah faz 3 aşamasına geçecek diye ümit ediyoruz. Bizim Erciyes Üniversitemiz ve Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenerek geliştirdiğimiz aşımızı biz bir protokol kapsamında Sağlık Bakanlığımıza devretmiş durumdayız. İnşallah faz 3 aşaması da Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB koordinasyonunda belki 20-30 merkezde yapılacak. Belki başka ülkeler, birkaç ülkenin de içinde olacağı daha geniş ölçüde yapılacağını ümit ediyorum. Mustafa Bey, bir neçə könüllü hazırlıq mərhələsində peyvənd edilib. Həmin bu peyvənd edilən şəxslərlə bağlı bir nəticə var mı? Hansı nəticələr əldə olundu? Evet, teşekkürler. Şu anda aslında faz 1 aşaması için 44 gönüllü almıştık ve çok başarılı bir şekilde faz 1'i geçtik. Faz 2 aşaması yani etkinlikle ilgili aşamada 250 gönüllü üzerinde bu çalışmayı yaptık. 250 gönüllünün de birinci dozlaması tamamlandı. Ondan 28 gün sonra ikinci dozlamada tüm 250 gönüllü de tamamlanmış oldu. Biz tabii ki birinci dozlamadan sonraki sonuçlara bakıyoruz. Sonuçlar şunu söyleyebilirim ki sonuçlar beklediğimizden çok iyi. Yani çok iyi sonuçlar çıkıyor ama biz bunu Sağlık Bakanlığı'na raporlamadan açıklayamayız. Asıl ikinci dozlamadan sonraki etkinlik sonuçları çok çok daha önemli. Ve biz çok iyi çıkacağını ümit ediyoruz. Yani 2-3 hafta sonraki sonuçlarla hepsini birleştirip asıl etkinlik sonuçlarını Sağlık Bakanlığı'na raporlayacağız ama çok iyi şu andaki veriler çok iyi ve çok iyi çıkacağını da ümit ediyoruz tabii ki. Faz 3 aşaması tabii ki yine etkinlik ve güvenliğin birlikte değerlendirildiği geniş çaplı olacak. Belki 3.000 belki 10.000 kişi de belki işte birkaç ülkeyi de katacak şekilde yapılacak. Orada da yine etkinlik, güvenlik ortaya çıktıktan sonra belki de aynen Çin aşısında olduğu gibi acil kullanımla inşallah Türkiye Cumhuriyeti'nde geliştirdiğimiz, Erciyes Üniversitemizin geliştirdiği aşı belki de hızlı bir şekilde kullanıma da çıkabileceğini ümit ediyoruz. İnşallah her şey yolunda giderse tabii ki. Ve peyvendin təcili istifadesine icazə verilmesiyle bağlı mesele ne derecede realdır? Ya tabii şimdi şöyle, faz 2 aşaması bu ay bitiyor. Faz 3 aşaması 3-4 ay sürer normalde. Belki daha fazla. Hatta mesela bazı şu anda kullanılan aşılar daha faz 3 aşaması devam ederken kullanılıyorlar. Burada şunu ifade etmek istiyorum. Faz 3 aşaması çok geniş merkezlerde yapılacak. Türkiye'den 20-30 merkez alınacak. Belki
Birkaç tane yabancı ülkede, başka ülkelerde de yapılacak. Onlar da hepsi bir neticelendikten sonra fazüç biter ama fazüç devam ederken ki şu anda kullanılan aşılarda bir taraftan fazüç devam ediyor, bir taraftan da acil kullanımla aşılama yapılıyor. Aynı onlarda olduğu gibi yerli aşıda bu olabilir ama bunu Sağlık Bakanlığımız takdir edecek. Yani o fazüç aşamasında belli bir süre etkinliğe ve güvenliğe bakacak. Gerçekten etkinlik ve güvenlik fazüç aşamasında da devam ediyorsa işte o zaman belki de dediğimiz gibi artık acil kullanımına izin verebilir ama bunu Sağlık Bakanlığımız takdir edecek tabii ki. Mustafa Bey, bu peyvendin hazırlanması prosesinde bir neçe nefer çalışıp aylarla, lakin o çalışmanın getdiyi müddət ərzində de artık koronavirus mutasiya uğrayıb ve yeni ştamları mövcuddur. Məsələn, Britaniya ştamı var, Kaliforniya var, New York var, Cənubi Afrika növü var artık. Necə düşünürsünüz, hazırlanan peyvend yeni mutasiyalara da karşı təsirli ola biləcək mi? Evet, bunu hep soruyorlar. Şimdi bizim hazırladığımız aşı adayımız şu andaki faz 2'si bitmekte olan inaktif aşı adayı. İnaktif aşı aslında öldürülmüş veyahut da aktivasyonu kaybolmuş virüs demektir. Her parçacığını içeriyor. Dolayısıyla bilim adamları eğer çok büyük bir mutasyon olmazsa inaktif aşıların etki olacağını söylüyorlar. Tabii şimdi virüsler yıllar içerisinde mutasyona uğrar. Kimisi iyi yönde uğrar. Yani iyi yönde dediğim şu, kendini öldürmez, canlıyı da öldürmez. O şekilde mutasyona uğrar. Kimisi de daha kötü uğrar. Şu anda İngiltere varyantı en fazla görülüyor. Biz tabii ki bunun diğer aşılar da, aşı adaylar da bunun için çalışıyor. Ama inaktif aşı olduğu için eğer çok büyük bir varyasyon olmazsa etkili olacağını düşünüyoruz bizim de aşımızın. Biz yine de bununla birlikte bu varyasyona karşı da virüse karşı da çalışmalarımız devam ediyor. Hem kendi aşımızın bu konudaki etkinliğini ortaya koymaya çalışıyoruz hem de bu varyant virüsle ilgili yeni bir aşı adayı geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Mustafa Bey, bəs əgər sir deyilsə, bu könüllülərdə üzərində yoxlamalarınız zamanı 100 faizlə götürsək, neçə faizlik müsbət nəticə əldə olundu? Şimdi bunu ben iyi olduğunu söyleyebilirim ama şu anda bunu size söyleyemem. Çünkü faz çalışmaları devam ediyor. Bir de niçin söyleyemem? Asıl nihai sonuçlar daha çıkmadı. Yani birinci dozlamadan sonraki sonuçları biz biliyoruz ama ikinci dozlamadan sonraki sonuçlar hepsi bir harmanlanarak, toplanarak nihai sonuçlar elde edildikten sonra Sağlık Bakanlığı'na bildireceğiz biz. Ya Sağlık Bakanlığı'na bildirmeden birincisi hem nihai sonuçları daha elimizde yok. İkincisi de Sağlık Bakanlığı'na bildirmeden bu yüzde oranını bizim sizlere vermemiz doğru olmaz. Sadece şunu söyleyebilirim. İlk veriler çok iyi, onu söyleyebilirim. İndi insanlara maraqlı olan Mustafa Bey həm də o cavabdır ki, necə ola bilər ki, koronavirus əleyhinə peyvənd vurulan şəxs yenidən koronavirusa yoluxsun və ümumiyyətlə necə düşünürsünüz? Pandemiyadan çıxış yolu həqiqətən mi peyvənddir? Ya şimdi şöyle, şunu ifade etmek istedim. Ben de bir hekimim, doktorum. Şimdi dünyada pandemiler 100 yılda bir olur. Ve bu süreç bazen, mesela en son İspanyol virüsü pandemisi olmuştu ve 10 yıl sürmüştü. Tabii şu anda ilaçlar, aşılar, teknoloji çok gelişti. Yani pandemi önümüzdeki birkaç yıl daha devam edeceği görülüyor ama şunu ifade etmek istiyorum. İnşallah bu aşılama, tabii ki aşılama sadece belli ülkelerin, belli kişilerin aşılanması da bu sonlanmaz. Tüm insanlığın aşılanması gerekiyor. Hemen sonuca varabilmek için. Bununla birlikte işte özellikle hastalığın geçirilmesi, aşılama, tabii ki maske, mesafe, hijyen kurallarına uymakla bu süreyi yönetilebilir bir şekilde geçmemiz gerekiyor. Yani sağlık çalışanlarının yükünü azaltarak onlara yük bindirmeden geçinmemiz gerekiyor. Aşılama buna çok büyük katkı sağlayacaktır. Mesela biz kendi gözlerimiz şunu söyleyebilirim. Aşı olanlar hastalığa ya yakalanmıyor ya da yakalansa bile hafif geçiriyor. Bu çok önemli. Yani aşı olmakla hastalığa yakalanmayacağım manasına gelmeyebilir. Hastalığa gene yakalanabilirsin ama bizim gözlemimiz, şu andaki gözlemlerimiz daha hafif geçiriyor. Bu da çok önemli bir şey. O yüzden
bir şekilde tüm insanlığın aşılanması gerekiyor. İşte biz de inşallah bu yerli aşı adayımızı ortaya çıkarıp üretim aşamasında hızlı bir şekilde davranabilirsek, biliyorsunuz şu anda aşı yarışları var, tedarik yarışları var. Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti, biz tüm insanlığa bu aşıyı inşallah sunmayı düşünüyoruz diye. İnşallah biz de aşı adayımız çok etkin ve güvenli çıkar ve çok büyük bir miktarda üretim altyapımızı tamamlayıp üretimini sağlayınca tüm insanlığa da hizmet etmiş olur diye düşünüyoruz aşı adayımızın. Ama şunu söyleyebilirim, tüm insanlık aşı olmadığı müddetçe veya bir şekilde bağışıklığı kazanmadığı müddetçe az veya buçuk, bu çok uzun süre olmasa bile devam edecektir, onu ifade edebilirim. Mustafa Bey, diyelim ki peyvendin təcili istifadəsinə icazə verildi. Bəs bu peyvəndin istehsalı ilə bağlı imkan var mı, şərait var mı ki, istifadəyə icazə verildiyi halda bu peyvənd çoxaldılsın? Şöyle, bunu Sağlık Bakanlığımız zaten şu anda çalışmalarını başlattı, yapıyor. Türkiye'de bunu üretebilecek 3-4 tane tesis var zaten. Bununla ilgili altyapılar tabii ki kuvvetleniyor. Çünkü faz 3 aşaması ve sonrasında üretim aşamasını Sağlık Bakanlığı ve TÜSEP birlikte yapacaklar. Yani biz de tabii ki faz 3 çalışmasının içinde olacağız ama bu konuyu Sağlık Bakanlığımız ve TÜSEP çok iyi biliyorlar ve bu konuda çalışmalarını yapıyorlar. Yani tabii ki kapasiteyi artırmak için çalışmalar yapıyorlar. Belli bir kapasitede tabii ki üretim olacaktır ama onu daha da artırmak için şimdiden çalışmaların başladığını ben biliyorum, onu ifade edebilirim. Ve her ülke hazırladığı peyvende bir ad verir. Bəs sizin hazırladığınız peyvendin adı necədir? Şimdi biz buna aşı adayının muhakkak adı olması lazım. Biz aşımızın adını daha koymadık. Zaten Sağlık Bakanlığı TÜSEB'e devrettik bir protokolle. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız belki koyacaktır, bilmiyoruz. Tam kullanıma geçtiğinde. Ama biz aşı adayımıza Eru Kovac diye isim vermek zorundayız. Böyle bir isim verdik. Eru Erciyes Üniversitemizin kısaltılması. Eru Kovac ismi aşı adayımızın ismi. Ama aşımızın ismi ne olacağını şu anda söylemek doğru olmaz. Onu Sağlık Bakanlığımız, belki Sayın Cumhurbaşkanımız belirleyecektir. İnşallah her şey başarılı geçerse tabii ki. Ve Mustafa Bey, bu peyvend meselesi aktual olan günden insanlarda böyle bir fikir formalaşıp ve böyle bir şaye diye yayılır ki, bu peyvendler vasıtasıyla insan organizmine çip yeritilir. Sizin hazırladığınız peyvendlerde çip yoktu ki. Şimdi yani bu çok komik bir iddia. Şunu ifade etmek istiyorum. Biz kendi hazırladığımız, kendi aşı adayımızı, kendi milletimize, kendi vatandaşlarımıza böyle bir şey olabilir mi? Yani şunu ifade etmek istiyorum. Bu gerçekten büyük bir ne diyeyim, saçma bir ifade. Çünkü siz insanlara aşı, daha doğrusu çip yerleştirmek istiyorsanız birçok aşı vuruluyor. Onlarla da yerleştirebilirsiniz. Şimdi COVID-19 aşısıyla yerleştirme diye bir şey olmaz. Yani buna ancak gülüp geçiyorum. Ha, bizim kendi aşı adayımızla ilgili de biz kendi vatandaşlarımıza kendimiz vurulacağız. Yani kendi kendimize çip mi yerleştirdik? Böyle saçmalık olur mu? Buna ben çok komik buluyorum. Bu maalesef insanların aşı olmasını engellemek için yapılan bir yanlış ve yalan şeydir, haberdir. Bu da diğer insanları olumsuz yönde etkiliyor. İnsanlar aşı olmazsa başkalarının hakkına giriyorlar. Başkalarına bulaştırma riskleri oluyor. O yüzden böyle yalan yanlış ifadelerle algı oluşturmalara izin vermemeleri gerekiyor. Herkesin aşı olması gerekiyor. Ya yani böyle bir saçmalık olamaz, bunu ifade edebilirim. Teşekkür ederim Mustafa Bey. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Ve hoş haber almak ümidiyle sizden ayrılıram. Peki, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşça kalın.
Qeyd edeyim ki, bizimle bağlantıda Türkiyədə yerli peyvəndin hazırlanmasında son mərhələyə gələn Ərciyəs Universitetinin rektoru Mustafa Çalış idi. Onu da vurgulayım ki, Türkiyədə bir neçə peyvənd artıq hazırlanır və demək olar ki, onlardan bir neçəsi son mərhələdədir və aprel ayının sonu artıq müəyyən nəticələr açıqlanacaq. Hansı peyvənd və yaxud da peyvəndlər təcili istifadəyə icazə veriləcək? Bu barədə də artıq Türkiyənin Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayacaq.